1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Kanal 58 ekranlarında Şifa Kapısı programımızda bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımıza yine önemli ve değerli bir hocamızı konuk ediyoruz. Ve kendisine çok teşekkür ediyoruz değerli vakitlerini bizlere ayırdıkları için. Kerim Özakay hocamla birlikte olacağız. Operatör doktor Kerim Özakay hocam, genel cerrahi uzmanımız. Bu hafta tiroidi konuşacağız. Tiroid nedir? Rahatsızlıkları nelerdir? Kimlerde görülür? Ama öncelikle tiroid nedir diye hocamıza sorarak programımıza başlayalım. Hocam tiroid nedir? Evet, bu arada hoş geldiniz siz de. Teşekkür ediyorum giriş konuşmanız için.
Tiroid vücudumuzun bir organıdır. Hemen nefes borumuzun önünde, boğazımızda, ön kısımda yer alan kelebek tarzında vücut için gerekli olan hormonları salgılayan bir iç salgı bezimizdir. Evet. Peki hocam, tiroid bezinin görevleri nelerdir? Tiroid bezinin görevleri vücut metabolizmasını ayarlamaktır. Vücut metabolizması derken işte soğuğa, sıcağa dayanıklılıktan tutun da yemekleri, yediğimiz yemekleri sindirimini ve kan dolaşımını bile etkileyebilen çeşitli fonksiyonları vardır. Tiroid bezinin yokluğunda tabii ki bu fonksiyonlar gerilemekte veya hastalıklarında bu fonksiyonlar etkilenmektedir. Peki hastalık dediniz hocam. Tiroid bezinin görüldüğü hastalıklar nelerdir? Sık görüldüğü hastalıklar var mıdır? Tiroid bezinin hastalıkları tabii ki her organda olduğu gibi tiroid bezinde de özellikle iç salgı bezi olduğu için daha çok vücuda salgılamış olduğu hormonların düzeyiyle ilgili hastalıklar olduğu gibi kanserleri, iyi huylu tümörleri gibi hastalıkları mevcut. Kerem hocam, tiroid hastalığı kilo aldırır mı veya kilo verdirir mi? Şimdi tiroid bezinin aşırı çalışmasına hipertiroidi, az çalışmasına da hipotiroidi demekteyiz. Hipertiroidi de hasta aşırı yemek yer, aşırı hiperaktif olur. Buna rağmen kilo alamaz. Metabolizma hızlandığı için. Metabolizma hızlandığı zaman yenilen besinler hızlı sindirilip vücuda emilmeden def edilmektedir. Fakat hipotiroidi de tam aksi bir durum söz konusudur. Hipotiroidi hasta kilo almaya meyillidir ve aşırı kilo alabilir. Peki her tiroid nodülüne cerrahi işlem uyguluyor musunuz hocam? Ameliyat olunuyor mu? Tiroid nodüllerinin hepsine tabii ki ameliyat uygulamamaktayız. Kanser şüphesi olan tiroid nodüllerini ameliyat etmekteyiz. Kanser şüphesini de çeşitli görüntüleme yöntemleriyle bizde bir şüphe oluşursa tipik olarak bir örnek vermek gerekirse tiroid ultrasonografisi çok önemli. Ultrasonografi ile bakıldığında tiroid bezindeki nodüllerin boyutları, duvar yapısı, ekojenitesi dediğimiz iç yapısı bunlar şayet bizde kanser şüphesi uyandırırsa bunu cerrahi olarak çıkarmak fikri bizde oluşmaktadır. Peki nodül nasıl anlaşılıyor hocam? Tiroid nodülleri küçükse anlaşılmaz. Fakat biraz büyüdüğü zaman özellikle 1 santimi geçtiği zaman hasta da kendisi aynada baktığı zaman o değişikliği fark edebilir. Veyahut da eliyle boynunu yokladığı zaman eline bir sertlik gelebilir. Veyahut da herhangi bir nedenle doktora başvurduğunda muayene sırasında hekim tiroid bezini muayene ettiğinde nodülü fark edebilir. Ama tabii ekranların başındaki izleyenlerimiz arada bir böyle kontrol etsinler. Tabii yutkunurken oynayan bir şekil bozukluğu veyahut da bir şişkinlik fark ederlerse mutlaka bir doktora başvurup onun nodülü olup olmadığı hakkında fikir edinebilirler. Peki tiroid nodülü ağrı yapıyor mu hocam? Tiroid nodülleri genelde ağrısızdır. Fakat çeşitli iltihabi hastalıkları vardır tiroidin. O da boyunda sertlik yapabilir. Bunlar da tiroidit diyoruz biz bu hastalıklara. Özellikle akut tiroidit. Gerçi çok nadir görülür bu tür hastalıklar. Fakat onlar da ağrı olabilir. Peki tedavisi nasıl gerçekleşir hocam? Tedavi yöntemleri nelerdir? Ben tabii cerrah olduğum için biz cerrahi tedaviden bahsedelim istiyorsanız. Diyelim ki hasta bize boyunda şişlik şikayetiyle geldi. Biz bu şişlik için yaptığımız muayene ve tetkikler sonucunda bunun şüpheli bir nodül olduğunu varsaydık. O zaman hastayla oturup ameliyat hakkında konuşuyoruz. Tiroidektomi dediğimiz tiroid bezinin ya o hastalıklı kısmının çıkarılması ya da tamamının çıkarılması şeklinde bir ameliyat gerçekleştirmekteyiz. Peki ameliyat olduktan sonra tabii bu görüldüğü üzere boyun dikkat çeken bir bölge. Evet. Peki ameliyat izi kalıyor mu hocam?
Tiroid ameliyatlarında tabii büyük sorunu, ameliyat izi sorunu. Evet. Genellikle açık ameliyat dediğimiz yöntemde çoğunluğu o şekilde yapılmakta. Ve boyunda transvers, yani yatay bir çizgi şeklinde iz kalır. Bu çok uzaktan fark edilen bir iz değildir. Ama çizgi çok dikkatli bakıldığı zaman fark edilebilir. Kapalı ameliyatlar var. Ağız içerisinden yapılan yeni yeni geliştirilen yöntemler var. Bunun için bu iz kalmasın, o endişeyle yapılan ameliyatlar. Gün geçtikçe gelişmekte, bu izden kurtulmanın çareleri aranmaktadır. Tabii bayanlar biraz daha hassastır değil mi hocam? Hem aynı şekilde genelde de tiroid nodülleri, gerçi kadın erkek arasında çok bir eşitsizlik yok ama erkekler çok kafaya takmıyor bu iz konusunu. Evet. Kadınlar evet. Biraz daha hassaslar estetik noktada. Evet, evet. Biz de ona dikkat ediyoruz. Daha çok estetik amaçlı hem kesiyi yaparken hem de kapatırken o koşullara riayet ederek iz kalmamasını sağlamaktayız. Peki Kerem Hocam, hangi nodüllerden nodül biyopsisi yapılır? İşte demin de bahsettim, ultrasonografik olarak şüpheli olan nodüllerden gene görüntüleme eşliğinde, ultrason eşliğinde çok ince iğne ile hastanın hiç ağrı duymayacağı şekilde oradan doku örneği alınmakta. Bu örnek patolog arkadaşlar tarafından incelenmekte ve bize nodülün yapısı hakkında bilgi vermektedir. Kanser öncüsü bir lezyon mudur yoksa kanserleşmiş midir ya da ileride kansere dönüşecek bir yapıda mıdır? Bunu bize bir fikir olarak vermekte. Biz de ona yönelik olarak o nodülü oradan çıkarmak için çeşitli ameliyatlar planlamaktayız. Yani hastalarımız korkmasınlar. Çünkü nodül biyopsisi korkulacak bir işlem değil. Evet. Kolay bir işlemdir. Kolay bir işlemdir. Hasta tabii boynuna iğne gireceğini duyduğu zaman biraz irkilmekte fakat dediğim gibi çok ince iğnelerle yapılmakta ve lokal anestezi altında yapılmakta. Yapıldıktan sonra ben bundan niye korkmuşum diyen çok hastamız olmakta. Evet, yani kulaktan dolma inanmasınlar, gelsinler, tabii ki. Yani hiç korkulacak bir işlem değildir, onu söyleyeyim size. Evet, hocam az önce hipertiroidi dediniz. Hipertiroidi nedir? Hipertiroidi, tiroid bezinin çeşitli sebeplerle fazla hormon üreterek kana fazla hormon salmasıdır. Tabii bu fazla hormonun yapmış olduğu vücuttaki değişikliklerle hiperaktivite, işte demin dediğim gibi çok yemek yeme, terleme, titreme ellerde özellikle bulguları oluşmakta. Hipertiroidi öncelikle neye bağlı olduğu, etiyolojisi nedir? O yönde araştırılmakta. Daha çok hipertiroidi teşhis ve tedavisi genel cerrahinin dışında endokrinoloji dediğimiz tıp bilim dalının işidir. Daha çok hipertiroidi ile bu arkadaşlarımız ilgilenmektedir ve tedavisini yapmaktadırlar. Evet, ama cerrahi bir işlem olduğu zaman da siz genel cerrahlar devreye tabii ki hipertiroidinin cerrahi tedavileri de var bir şekilde. Özellikle Bazedov hastalığı dediğimiz, Bazedov-Graves hastalığı dediğimiz bir hastalıkta tiroid bezini küçültme ve hormon üretimini azaltma ameliyatları yapılmakta. O konuda endokrinolog arkadaşlar bize hastalarını yönlendirmektedirler. Peki Kerem Hocam, tiroid hastalıkları genetik midir? Genetik olanları da var tabii ki ama hepsi genetik kökenlidir demek yanlış olur. Peki. Genelde tiroid hastalıklarında ve normal hayatımızda şöyle bir algı vardır. Tuzu iyot yiyin derler. Peki ilk ağız olarak size, uzman olarak size soralım hocam. İyotlu tuz mu, iyotsuz tuz mu tüketilmelidir? Şimdi endemik guatr dediğimiz Anadolu'da da yaygın olan tiroid nodülleri oluşumu daha çok iyot eksikliği olan yüksek kesimlerde yani sularında iyot azlığı olan yüksek kesimlerde oluştuğu gözlemlenmiş ve iyot eksikliğinin tiroidde nodül oluşumuna sebep olduğu daha önce yani daha doğrusu tiroidde büyümeye bu büyümenin ileri aşamasında da nodüllerin oluşumuna sebep olduğu bilinmektedir.
iyot eksikliği endemik guatr yapıyor. Evet. Ama iyot fazlalığı da tiroid için toksiktir. İkisini bir dengede tutacak, vücuda gerekli olan iyotu alacak protokoller uygulanmalıdır. Evet, ama iyotlu tuzu kullanmalıyız. Normal sağlıklı insanlar da kullanmalı. Artık zaten piyasada iyotsuz tuz yok gibi. Bu endemik guatr hasta sayısı da bayağı azaldı. Demek ki işe yaradı bu önlem halk sağlığı açısından. Artık biz eskiden gördüğümüz gibi çok büyük tiroid bezlerini ve çok büyük nodülleri görmüyoruz. Demek ki yapılan iş doğruymuş. Evet Kerem Hocam, radyoaktif iyot tedavisi sonrasında kişinin izolasyonu gerekir mi? Bununla ilgili izleyenlerimiz nasıl bilgi evet. Radyoaktif, bu da nükleer tıpçıların işi. Demin hipertiroidi endokrinologlar tedavi ediyor demiştim. Bu da nükleer tıp uzmanlarının işi. Radyoaktif iyot verilerek tiroid bezi tahrip edilebilir. Veyahut da tiroid kanserlerinde biz ameliyat yaptıktan sonra kalıntı hücresel dokular bu radyoaktif iyotla tamamen yok edilerek hastalıktan kurtulmak mümkün. Radyoaktif iyot tedavilerini nükleer tıpçılar kendi korunmalı odalarda hastaları tutarak yapmaktadırlar. Sanırım 3 gün tutuyorlar. Yani 2-3 gün o odada iyot tedavisi yapıldıktan sonra tutuluyor. Veyahut da evde kimse yaşamıyorsa hasta önerilerle evlerine gönderilebilerek evde izolasyon sağlanmakta. Bu şekilde. Peki hocam, tiroidden bahsediyoruz da peki kimler risk altında? Tiroid demin sorduğunuz gibi genetik yatkınlığı olan, ailevi yatkınlığı olanlarda olabilir. Bir de boyuna herhangi bir sebeple ışın uygulanan, radyoterapi uygulanan hastalar, boyuna yakın bölgelerine radyoterapi almış olan hastalar risk altındadırlar. Genetik yatkınlık dediğim gibi. Bir de iyot eksikliği olan bölgelerde yaşamak da bir risk altındalık yaratmakta. Tiroid nodüllerinin kansere dönüşüm riski var demiştim. Riskler bunlar. Tabii hocam konumuz tiroid hastalıklarıydı ama yine önemli bir konumuz daha var. Çünkü şu anda sizin de program sonrasında gerçekleştireceğiniz cerrahi operasyonlarda sünnet, Avrasya Hastanesi'nde sünnetler gerçekleşiyor. Çocuklarımız erkekliğe ilk adımlarını atıyorlar. Tabii Avrasya Hastanesi'nde sünnet operasyonları nasıl gerçekleşiyor? Çünkü şu anda tabii korona günlerindeyiz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bununla birlikte sosyal mesafemiz, maskemiz, hijyen kurallarına uyaraktan hastanemizdeki gerçekleştirmiş olduğunuz sünnet operasyonları ile ilgili izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Türk toplumunda önemli bir olgu. Müslüman bir toplumuz bildiğiniz gibi. Bu erkek çocuklarını belli bir yaş aralığında sünnet ettirmek geleneksel bir olgu. Tabii bu sene bu olgunun gerçekleşmesini engelleyen korona salgını diye bir illetle biliyorsunuz halkımız savaşıyor. Sünnetleri Avrasya Hastanesi olarak genel cerrahi uzmanlarımız, üroloji uzmanımız ve çocuk cerrahisi uzmanımız hep birlikte hastalara yardımcı, hasta dediğimiz yani sünnet yapılacak çocuklar olan ailelere yardımcı olmaktayız. Tabii ki steril koşullar sağlanarak, hijyen kurallarına çok dikkat edilerek bu geleneksel olgunun sürdürülmesi için elimizden geleni yapmaktayız. Şimdi de demin bahsettiğiniz gibi iki tane küçük kardeşimize bu işlemi uygulayacağız. Evet, peki hocam hastanemizde tabii yıllardır sünnetler gerçekleştiriliyor. Peki bu süreçte nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Yani ekranları başındaki izleyicilerimiz, İşte biz hastaneye gidiyoruz, gitmek istiyoruz ama çocuğumuzu bu süreçte sünnet ettirmek istiyoruz ama kafamızda soru işaretleri
var denilebilir. Peki bu soru işaretlerini nasıl kaldıracağız hocam? Şimdi demin söylediğim gibi hijyen kurallarına ve sterilizasyon kurallarına tam uyarak sünnet yakınlarına maske taktırıyoruz. Biz kendimiz zaten maske ve siperlik takıyoruz hastane personeli olarak. Lokal anestezi veyahut da genel anestezi altında sünnet işlemini gerçekleştiriyoruz. Sünnet yaptıracak çocuğu olan ailelerin bu konuda endişelenmelerine gerek yok. Biz gerekli ihtimamı yüksek derecede sağlayacak koşulları bulundurmaktayız. Kerem Hocam, tabii Avrasya Hastanesi'ne gönül rahatlığıyla gelebilirler dediniz izleyenlerimiz. Çocuklarını gönül rahatlığıyla sünnet ettirebilirler dediniz. Peki sünnette komplikasyonlar nelerdir hocam? Tabii sünnet cerrahi bir işlemdir. Her cerrahi işlemde olduğu gibi belli oranda komplikasyonu, yani hasta için kötü sonuçlar doğuracak durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar nedir? En çok gördüğümüz sünnet sonrası kanama. Bunlar ne kadar dikkat edilirse edilsin belli bir oranda, %1 gibi bir oranda kanama nedeniyle tekrar hastaneye başvurma durumu ortaya çıkabilmektedir. Enfeksiyon ikinci sıklıkla gördüğümüz bir komplikasyondur. Her cerrahi işlemin olduğu gibi bu cerrahi işlemlerde de yara enfeksiyonları görülebilmekte. Ama çok ciddi enfeksiyonları görmüyoruz. Bunlar basit tedbirlerle, sterilizasyon kurallarına uyarak önleyebileceğimiz komplikasyonlardır. Bunun dışında lokal anestezi ile yapıldığı zaman lokal anestezik maddelere karşı aşırı duyarlı olan bireylerde gelişebilecek aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Bunlar yalnız çok nadir görülen komplikasyonlardır. Allah'a şükür bugüne kadar öyle bir komplikasyonla karşılaşmadık. Bir de çok küçük çocuklarda o lokal anesteziklerin damara geçmesi sonucu, dolaşıma geçmesi sonucu görülen ciddi komplikasyonlar görülebilir. Bunlar da hastane ortamlarında yapılırsa bu komplikasyonlar önlenebilir ve korkulması gerekli komplikasyonlar değildir. Peki sünnette bir yaş aralığı var mıdır Kerim Hocam? Yani çocuk iyi anlatılırsa ve sünnetin gerekli aileler özellikle panik yapmadan bir uyum içerisinde hekimler tabii büyük iş düşüyor. Ebeveynlere büyük iş düşüyor. Çocuğu hazırlanması çok önemli. Hazırlanırsa bence her yaşta sünnet yapılabilir. Bir yaş aralığını ben çok böyle şu yaşta olmaz diye bir kısıtlamaya gitmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii şu korona günlerinde de çocuklarımız evlerindeler. Eğitimleri online sistemiyle alıyorlar. Evet. Karnelerini dahi online sistemiyle aldı çocuklarımız. Tam bu sünnet zamanı diyebilir miyiz bu sürece? Evet, okullar kapalı. Sünnet iyileşmesi için gerekli olan o 3-5 günlük, 1 haftalık süre biliyorsunuz o dönemde okula göndermiyoruz çocukları. Şimdi tabii okullar kapalı olduğu için o süreci daha rahat atlatabilirler. Ailelerle daha yakın, aileler özellikle çocuklarla her gün birlikte olabilirler. Bu süreç sünnet için ideal bir süreç aslında. Ailelere öneriyorum. Biz buradayız. Gelsinler sünnet için diğer arkadaşlarımıza birlikte yardımcı olalım ve bu problemi, bu olguyu daha doğrusu güzel bir şekilde gerçekleştirmiş olalım. Tabii mutluluk anı, evet. Ailelerin, ebeveynlerin heyecanlı olduğu bir süreç. Korona günlerinde de çocukların evlerinde daha rahat istirahat edebileceği, çünkü artık sosyal mesafe noktasında ziyaretlerimizi de ilerleyen süreçlere aldığımız için bu dönem biraz şanslı olabilirler diyebilir miyiz hocam? Yani tabii ki o konuda şanslı olabilirler. Yalnız düğün yapmak isteyenler, işte büyük sünnet düğünleri yapmak isteyenler için bu dönem iyi bir dönem değil. Onu söyleyebilirim. Evde kendi aralarında, evet, aile içerisinde bir küçük bir kutlama yapabilirler. Fakat büyük
böyle organizasyonları biz de tavsiye etmiyoruz. Evet, ama gönül rahatlığıyla kafalarında asla soru işareti olmadan tekrarlıyoruz bu bilginizi. Çünkü Avrasya Hastanesi'nde her türlü önlemler alındı mı Kerim Hocam? Alınmasa zaten bu işlem uygulanmaz. Evet. Yani bu işlemi biz etik kurallara, Hipokrat yemini etmiş kişiler olarak etik kurallara uymak zorundayız. Önce zarar verme prensibiyle çalışmaktayız. O nedenle bize güvenebilirler. Bizim söylediğimiz şartları da kendileri uyarlarsa, bu şartlara uyarlarsa problem olmadan bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Evet, şartlarımızı da Kerim Hocam'dan tekrar dinliyoruz. Hastaneye geldikleri zaman mutlaka maske, ateşleri ölçülüyor, maske taktırılıyor ve sünnet çocuğunun başında bir kişiye müsaade ediyoruz. Ailesinden bir kişinin girmesine müsaade ediyoruz. Sağlık ekibi de gerekli sterilizasyon kurallarına uyarak işlemi gerçekleştiriyoruz. Bizler de hayırlı uğurlu olsun diyoruz hocam. Sağ olun. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli bilgilerinizi paylaştınız. Tabii şimdi Kerim Hocam programımızdan sonra iki çocuğumuzu sünnet olayını gerçekleştirecek. Biz de şimdiden ailemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz hocam. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve Şifa Kapısı programımızda bu hafta genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Abdülkerim Özakay'ı konuk ettik. Kerim Hocam'la tiroid hastalıklarını konuştuk ve şu dönem sünnet dönemi olduğu için sünnet hakkında da bilgiler aldık hocamızdan. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli Kanal 78 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi,
26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve vatandaşlarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Evet, korona günlerindeyiz ve tedbirlerimizi alıyor muyuz? Maskemizi takıyor muyuz? Sosyal mesafe kurallarına uyuyor muyuz ve hijyene önem gösteriyor muyuz efendim? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, korona günleri nasıl geçiyor? İyi geçiyor şu an. Mesafeyi koruyoruz. Evet. Maskemizi takıyoruz gördüğünüz gibi. Hastanemizden memnunuz. Sünnete geldik biz de. Evet, Allah'ın mutluluk yaşayacak. Aynen, evet. Evet. Neden burayı tercih ettiniz hocamızı? Burası daha temiz, hijyenik. Onun için tercih ettik. Doktorlarımız iyi. Onun için tercih ettik yani. Sevgili izleyenlerimiz, bir mutluluğu yaşayan ebeveynimizle yine birlikteyiz. Çocuklarınızı sünnet ettirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun diye. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, öncelikle korona günleri nasıl geçiyor onu soralım. Valla çok sıkıcı geçiyor. Evdeyiz bütün gün. İş yerimiz kapalı. 4 aydan belli. O yüzden sıkıntılı geçiyor ama şükür olsun yine de. Evet, sağ olun. Hasta falan değiliz. Sağlığımız yerinde. Çocuklarımız yanımızda. İşte bugün de onları getirdik sünnet yaptırmaya. Evet, sünnetleri. Biraz bizi üzüyorlar ama çok çok nazlı bizimkiler. Tırnaklar kanasa alıyorlar bu kadar. Peki ebeveyn olarak neden bu hastaneyi tercih? Çocuklarım üçü de burada doğdu benim. Bir de yani şöyle çok memnunum hizmetten. Genel olarak herkes güler yüzü ilgileniyorlar. O yüzden tercih ettik. Çocuklar da burada doğduğu için evimize de yakın. Bir de memnunuz, bir sıkıntı yok. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Sünnet zamanı diyebilir miyiz? Ya şu anda yani okul olayı yani evet, biz kışın yapacaktık, okul vardı, yaptıramadık. Evet. Ondan sonra şimdi tam zamanı. Zaten bunu tatil edeceğiz bundan sonra. Evet. 15 gün sonra. Şu anda tam zamanı. İsmim Huriye Çetin. Beyimi kalp kontrolü için getirdim. Ben 20 senedir bu hastaneye gelip gidiyorum sigortalı olduğum halde. Çok memnunum. Evet. Çok memnunum. Doktorum Bülent Bey, Habib Bey, Ayşegül Hanım, onlarla devamlı irtibat içindeyim. Bir aile olmuşsunuz. Evet, 20 senedir gelip gidiyorum. Evet, evet, 20 senedir gelip gidiyorum. Çok memnunum. Peki efendim, şu anda biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Korona günlerindeyiz. Peki bu süreci nasıl geçiriyorsunuz siz? Vallahi şimdi şöyle bir şey, biz burada yoktuk, Kastamonu'ya gittik. Oralı çok güzel, rahat, yazlık evler, köy evlerinde. Çok 20 ay aşağı yukarı 4 ay orada kaldık. Şimdi beyimi kontrole getirdim. Biz orada çok rahat geçirdik koronavirüsü. Evet. Dışarı çıkmadık. Dışarı çıkmadığın müddetçe rahatsın. Evet, evet tabii hakikaten çıkmıyoruz. Bazen mesela eve kapıcı geliyor çöp möp ama o arada maskemi takıyorum. Çünkü takmasam yaşlıyım 65 yaş üzerinde. Evet. 75 yaşındayım. Allah korusun bir hastalık olsa kim kapakacak? Onun için devamlı mesafe bırakıyorum arama. Sosyal mesafeyi getirdik. Evet, evet, evet. En önemlisi de el hijyeni. Onu muhakkak günde 5-6 kere en ufak bir yerden gelsem sabunlarım, kurularım, dezenfekte yaparım. Onun için çok rahatım. Allah'a bin şükür. Evet, evet. Allah. Ay tabii tabii ederim etmez olur mu? Bütün hep yakın akrabalarıma bile bazen söylüyorum. Çünkü ben 20 seneden çok memnunum. Sigortaya gidiyorsun 6 ay geri atıyorlar, 1 sene geri atıyorlar ama burada Allah'a şükür. Beyim 6 aydır tedavi oluyor.
Safra kesesinden ameliyat olacak. 5 sefer anjiyo oldu. Stent takıldı. Çok memnunum. Allah'a bin şükür. Sağ ol. Teşekkür ederim kızım. Size de hayırlı işler. Mehmet Çetin. Evet, Mehmet amcacığım geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Rahatsızlığınız nedir efendim? Ben kuvvetereden ameliyat oldum. Evet. Bir, ikincisi varizden ameliyat oldum burada. 20 seneden beri ben aynı yere geliyorum. Bu Avrasya'ya giriyorum. 20 senedir Avrasya var. Evet, evet. Evet, evet. Yani hepsinin kızlarından doktorlarına kadar hepsi birbirimizi tanırız. Şimdi 5 tane stent taktılar bana. Abi Bey. Şimdi kontrolü hani memlekete gittik. Tam bir baktık başka bir işimiz vardı. O da cezaya bastı mı içerisi yasaklandı. Yaşımızın genç olduğu için. Memlekette kaldınız. Memlekette kaldık. Orada doktora da gittik. Kontrol olduk. Anladın. Bir şey aldığımız zaman alıyoruz. Dışarı hiç çıkmıyoruz. Evet. Evimizde. Kendinizi kontrol altına. Yani kontrol Allah'a şükür. Ondan sonra işte 2 gün oldu geleli. Tekrar kontrole geldik şimdi. Hocalarla telefon ettik. Dedi buyurun gelin. Şimdi onları anlayamıyorsun. 5 tane sistem takıldı. Bir kontrol edecek. Şeyden tekrar taş var. Safra kesesinde. Şimdi onu alacaklar. Onunla konuştuk. Bakalım ne cevap verecekler. Onun için geldik. Peki efendim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bu süreçte kendinizi de koruyorsunuz. Ne güzel maskenizi takmışsınız. Sağ, asla dışarı çıkma bezi yok. Bir şey lazım mı? Hemen al içeriye. O kadar. Eve dahi ne misafir alır ne misafirliğe gider. Şimdi bugün ortalığı yaşlıyız. Onun kendimizi için kontrol edeceğiz. İlla ki mutlaka. Kendimize dikkat ettiğimiz sürece topluma da faydası olacak. İlla ki mutlaka. Tabii sadece kendini düşünmeyeceksin. Evet. Karşıyı da düşüneceksin. Ne güzel. Bakın sosyal mesafemiz de korunuyor. Her bir sandalye aralığında bir boşluk. Evet. İlla ki illa ki. Topluma zaten hiç girmiyor şimdi şu anda. Hanımın ikimiz evde yalnız oturuyoruz. Ne yapalım? Sağlıklı, sağlıklı. Sağ, teşekkür ederim. Güzel günler yaşanılır. Sağ ol, Allah sizden de razı olsun. Peki bu hastaneyi tercih ettiğinize göre evet, tavsiye eder misiniz? Ederim, her zaman ederim. Ben emekliyim. Fakat ufak da bir karnım ağrısa buraya gelirim. Şimdi geceyle telefon etsem Allah razı olsun gelirler. Yani o şekilde. Samimiyiz daha tüşesi. Hepsinden Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Biraz sıkıcı ama güzel. Evet. Hastanedeyiz. Hastalarımızla uğraşıyoruz. Hastası o kadar. Var. Evet. Annemiz hasta. Olsun. Çok sağ olun. Şu an Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Daha önce duyum almıştım. Güzel bir hastane. Hakikaten de ilgileniyorlar. Sağ olsunlar. Evet. Hastamızla da yakından alakadar oluyorlar. Mutluyuz burada. Sıkıntımız yok. Hastamızla ilgileniyorlar. Peki, hiçbir sıkıntımız yok. İlk geldiğiniz zaman sizlere nasıl bir hizmet sunuldu? Hani biz tavsiye üzerine gelmiştik zaten buraya. Evet. Girişten beri bütün hemşireler, hasta bakıcılar, doktorlar sağ olsunlar gereken bütün alakadarlığı gösterdiler. Evet, hoş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun evet, hepimize. Evet, korona günleriniz nasıl geçiyor? Zorlu süreç, herkes de olduğu gibi biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Zorlu bir süreç ama atlatmaya çalışıyoruz evet, hastamızı. Dışarıda baktığımız zaman vatandaşlarımız ne kadar duyardı? Yani yarı yarıya diyebilirim benim gördüğüm. Uyan da var, uyumayan da var. Ama uyumak zorundayız yani. Bunu uyarsak eğer atlatacağız. Evet. Uyumazsak atlatamayız. Mümkün şu değil. Şu anda bir savaş halindeyiz. Evet. Vaka sayıları da biraz da yükseliyor. Yükseliyor. Maalesef. Evet. Aldığımız tabii veriler noktasında. Maskemizi takmalıyız. Kesinlikle. Maskemizi takmalıyız. Hijyenimize dikkat etmeliyiz. Sosyal mesafemizi korumalıyız. Eğer korursak atlatacağız. Evet. Uyarsak atlatacağız. Evet. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Yani memnun kaldığımız için geldik. Güler yüzlü personeli var. Doktorları çok ince, güzel ilgileniyorlar. O yüzden geldik, tercih ettik. Hastanız mı var efendim? Hastam var. Eşim anjiyo oldu bugün. Ha, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii bakımıyla hastanemiz nasıl ilgileniyor? Güzel. Gayet yakından ilgileniyorlar. Korona günlerindeyiz. Nasıl geçiyor efendim? Korona günlerimiz tabii ki zorlu bir süreç. Hem de bunu yakından yaşamış bir insan olarak eşim korona hastalığına yakalandı ve Allah'a şükürler olsun büyük bir şans eseri kurtuldu. Şu an bu hastanede anjiyo için bulunmaktayız. Hastaneyi tercih etme sebebimiz eşimizden dostumuzdan ilk önce tavsiye aldık ve eşimin bünyesi tabii biraz zayıf düştüğü için
Doktorumuz çok tavsiye edildi. O yüzden geldik ve gerçekten şu an dinleniyor. Muameleleri çok güzel oldu. Çok yakından, çok bilinçli ve çok bilgi verilmesi çok önemli benim için. Hasta yakını olarak zaten bir psikolojik olarak çöküntü içinde oluyorsunuz. Ama aldığınız bilgi sizi çok rahatlatıyor. Bir güler yüz, bir anlam çıkarmaya çalışıyorsunuz insanların yüzünden. Bu hastanede onu da fazlasıyla gördük. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Gerçekten sağlık personelinin hakkı ödenmez. Evet, tabii birebir yaşayan biri olarak o süreci nasıl atlattınız? Eşiniz beyefendiye nasıl baktınız? Siz nasıl dikkat ettiniz? Ben aslında şanssızın şanslısıyım. Kızım doğum yapmıştı. O yüzden ayrı bir evde yaşıyordum. Eşim bu süreci ne yazık ki kendi başına atlattı ama çok sevindiricidir ki sağlıkla atlattı. Yüzümüz güldü. Fakat bunu başkalarının yaşamaması için mesafeye, hijyene, sosyal yaşantının bu kurallara göre ayarlanmasına çok önem vermek gerekiyor. Artık bu milletçe girdiğimiz bir savaş ve bu savaşı kazanırsak hem ekonomimiz, hem halkımız, hem milletimiz her şey refaha ulaşabilir. Türkiye kalkınmakta olan bir ülke ama bunların dolayısıyla biraz sekte vurdu. Bunu hepimiz de biliyoruz. Herkesin biraz daha fedakarlık etmesi lazım. Evet. 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 Yapacağımız zaten çok kolay. Maskemizi takacağız. Evet. Sosyal mesafemizi koruyacağız. Evet. Aynen öyle. Ve en önemlisi de hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Tabii. Tabii ki yani buraya geldiğimizde bile bakın çantamızda el için kullanacağımız bütün dezenfektanlarımız var. Dikkat ediyoruz. Telefonla fazla muhatap olmuyoruz. Konuşmadan sonra siliyoruz. Bunların hepsi artık yani adınız ne dedikleri gibi bu kuralları da oturtturmamız lazım. Yoksa yok. Çünkü bütün dünya böyle. Doğru söylüyorsunuz. Efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kolay çalışmalar diliyorum. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi,
Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğum annesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50